Çağla gelin çeyizini yatak odasına sermiş. Gelinimizin çeyizinde deli kişi örtüden tutun da fistolu pike takımına kadar farklı çeşitler göze çarpıyor. Annesinin el emeği dantelle piko yapılan nevresim takımı ve gold süslemeleriyle dikkat çeken kurdele işi havlu, çeyizin emek kokan parçaları. Çağla gelinin çeyizini yatak odasına serdik hanımlar. Çağlacığım, ilk sorum sana şu olacak. Hangi parça sana ait? Ben patik örüyorum Aslı Hanım. Orada patik. Patikler var, evet. Hangisi mesela? Onu çok büyük babaannem ördü. Evet, o. Şunlar. Şunu da sen örmüş olabilir misin? Senden farklı ve evet. Modern tarzda bir şeyler bekliyorum bunlar, açıkçası. Onlar da. Hemen buldu kızlar yanında. Tarzı seviyorsun. Evet. Tarzı belli. Evet, ben şıltı bizi seviyorum. Peki başka ne yaptın patiklerden başka? Şöyle iğne oyaları, küçük havlulara iğne oyaları işliyorum. Aa, bak bu çok kibarmış değil mi? Evet, çok kibar. Sonra bir de şunda. Aa, bu da çok güzel. Evet. Dün görmüştük, sende görmüştük. Sende gördük. Evet, evet. Şundan runner yapılmıştı değil mi? Evet. Şu tarz. Aa, çok güzel pomponlu. Evet. Şu nedir? Bunu da annem işledi. Tamam, ben de yardım edeyim. Annem kurslara gidiyor böyle. Ay, şanssız gibi. Annelere evet, bak ya. Hı-hı. Annenin adı neydi? Hamiyet. Burada mı Hamiyet Hanım? Yok şu an. Hamiyet Hanımcığım, ellerinize sağlık. İki gündür maharetli anneler görüyoruz. Vallahi anneciğim, buradan sana sesleniyorum. Bana bir sabunluk falan örseydin keşke yahu. Yani hala bak şansımız var. Bir atkı, bir sabunluk, bir el bezi, bir şey bekliyorum senden. Ben getireyimse aslanım. Yok, annemden istiyorum anne, yani yap bir güzellik bana. Yapar aslında. İnşallah, inşallah. Başka favori parçan ne? Bak bu güzel hakikaten. Evet, şunu da çok seviyorum. Tam, bu. Evet, benim tarzıma uygun. Keten üstüne ne? Evet, bunlar? Dantel. Direkt, evet. Ha, bunu kim yaptı? Onu da annem yine. Ay çok güzel bir şey. Bunu nerede kullanıyorsun? Bunlarda herhangi bir işleme var mı? Onların var. Üstünde iğne kanaviçe. Bunların hepsi annemin dantelleri. Annem yaptı. Çok güzel, bunu çok beğendim. Sardırma onların hepsi. Bu sana nişanlı mı yoksa sen mi götürdün? Onların hepsini annem yaptı. Annesi yapmış. Bunlar sardırma. Annesi yapmış, karıştırmaya. Evet, nişanlı. Sarma ne demek? Bunlar sardırma. Onları sardırıyorlar. Yani, piko falan çekiyorlar ya. Piko diye biliyorum evet, ben bunu. Evet. Ha, ayrıca da sardırma da deniyor. Hı-hı. Kumaşları seçiyoruz aslında. Evet, biz canım. Gidiyoruz, renkleri ve kumaşları annemle birlikte seçtik. Daha evet. Sonrasında dantel, annem dantellerini ekleyerek böyle modern hale getiriyorlar. Wow. Evet. Yani bu pikocular mahalle evet. Aralarında var mı? Var, çoğu kişi yapabiliyor. Tabii yapabiliyor. Ama işte herkese güven olmuyor böyle olmaz ürünlerde. Olmaz tabii, canım işler. Evet. Peki bu takım? O da aynı şekilde. Bu o da sardı. Bu da eşi sardım. Tarafından mı geldi yoksa? Bu da annem. Ay bu çok güzel değil mi? Lacivert çok severim evet. Ben. Aslanım bu da bugün çok de değişik. Lacivertim. Kurdele işi evet, yazma güzel. Değil mi? Evet, bizim köyümüzün kadınları çok güzel tülbentler yapıyor aslında. Helal olsun. Şu nedir, kaktüs işlenmiş? Evet, bu da işleme yine. Yastık kılıfı. Çok güzel, ona bakalım. Meltem ona bakalım. Evet Aslanım. Çok güzel duruyor. Şu an bu favorim o kaktüs. Senin zamanında mı yapıldı yoksa önceden vardı? Burada değerlendirdiniz mi? Annemin çeyizindeydi. Evet. Ben onu kestirip oraya yaptırdım. Evet. Genelde zaten evet, öyle yapıyorlar. Eskiyince kesiliyor evet. Hemen yeniden. Aynen. Başka bir şey yapılıyor. Kaç takım piko takımın var senin? 5 takım. 5 takım bu, maşallah. Bu ne? Bu galiba da, bu pijama takımı. Evet. Çeyizimden genelde da genelde çeyizde böyle ben şeyler geliyor. Ben bir şey geliyor. Sorabilir miyim? Yani. Bunlar da hazır sanırım. Onlar da üstüne yapılma hazır değil. Ne yapıldı? Hazır olan hiçbir şey yok çeyizimde. Şu dantel hazır ama değil mi? Yok yok. Onlar da el yapımı. Allah bu el yapımı mı? Evet. Benim oradaki testinin ucunda falan bir şey evet, var mı? Bu, yoksa sadece testi yok, makine bunlar yok. Bu el yapımını yani. Göstermek bu istiyorum bu ben. Şöyle karıştırmış kim yaptı? Olabilir. Evet, makine. Bu makine bunu, mi? Benim çok makine yakın bir arkadaşım yaptı. Yakın takım mı bu? Evet, 2 tane yastığı var sadece Aslı Hanım. Ha, 2 yastık hı-hı. Yaptı. Evet, ay, yastık. Devamı yok ya. Evet, çok güzel. Keşke buradan seslen arkadaşına şunun devamı gelse. Onu modernize hale getirdi. Bunu kim yaptı Çağla Hanım? Onu da yine aynı şekilde annem yaptı. Çok güzel yapmış. Çok güzel. Bunu ben çok merak ediyorum. O böyle U gibi bir malzemeyle yapılıyor. Yapıştırılarak evet, yapılıyor. Onu da gördük. Çok şık. Hı-hı. Bu arada ben de çok güzel değil ama çok Elif. Şık görünüyor. Bunu hazır almış kendisi dikmiş. Evet, o yüzden kalitesi. El yapımı evet. Diyor. Hani, ama el yapımı dedi. Yok kendisi dikmiş. Sen hala orada mısın ya Cansu? Buradayım çünkü el yapımına benzemiyor. Elle örülen dantel değil. Makinede yapılan hani üstüne dantel takılan. Üzerine evet. Onlar metreyle kesilerek. Kesilmişler. Ama ben de dedim şey. Öyle de satılıyor. Dışarıda çok görüyoruz genelde. Öyle de var aynen. Ondan demişlerdi. Değişik bir parça buldum ben deriden. Evet, onu da annem çok uğraştı gerçekten. Oo. Öpüyorum annemi.
Anneye baksana. Annelerimizi öpüyoruz. Baksana senin annen de deriden halı yapmıştı. Evet. Yatak aslında. Örtüsü yapmıştı. Bakın evet, bu da. Bu salon takımı. Salon takımı. Evet, böyle her şeyi var onun. Çok güzel olmuş. Annenin eline sağlık. Böyle suplaları. Suplalar. Aa bak bu güzel takım. Çok güzel. Ay acaba masan nasıl? Şey benim siyah masam da olabilir. Olabilirdi. Evet. Yani mesela. Salona pek uygun değil ama. Evet aynen. Siyah bakacağız o zaman belki masada ne göreceğiz bilemiyoruz Elif. Tabii. Evet. Değil mi? Valla bence yeterli bir çeyiz gördüğümü düşünüyorum ben. Evet. Bilmiyorum bu yeşil ne? Bence de 4 bunun sene herhangi bir anısı var mı? Ya da yerli kılıfı. O benim eşimin bebeklik yansı. Benim eşimi... Dün arkadaşı evet. Çok eleştirmiştik. Evet. Eşimi? Benim eşim 8 yaşındayken annesiyle babası ayrıldığı için babaannesi büyütmüş. Ha. O yüzden de böyle ondan kalan tek hatıra böyle annesinin aldığı bir şey. Bence çok da, kıymetli size evet, tebrik ediyorum. Yani bir dakika annesiyle babası ayrılmış mı? Hı-hı. Boşanmış ayrılmış. Mı? Evet. Hayattalar mı? Hayattalar ama yani uzaktalar diyeyim. Ha. Allah aslında, ömür versin o zaman. Ben bir şey diyeceğim. Olabilir. Ben sizin taklidinizi yapabilir miyim? Şimdi modumuz da yükselsin. Bornoz görmüşken. Nasıl yani? Siz sete gelirken çok güzel bornozlarla geliyorsunuz. Çok imreniyorum. Evet. Evet ben taklidinizi yapmak istiyorum. Ay vallahi yap taklidimi. Dur o zaman burada yapma evet, ya. Evet, tamam. İçeri geçelim. Tamam, tamam mı? İçeride. Gibi bir giriş yap içeri bornozla. Benim bornozumu vereceğim ben, sana. Evet, tamam. Ay çok teşekkür ederim. Ben onun gibi giriş yapamam. Gerçekten muhteşem. Tamam. Enerjiniz çok diğer güzel. Diğer bornoz da benim. Tamam diğer. Arabamda bir iki tane bir şeyler var. Hadi tamam. Onları giyelim. Tamam, siz taklidim. Ay benim taklidimi yapıyor. Siz gelinler. Sizi gidi. Sizi. Ama güzel yaparlarsa bilmiyorum. Belki bornozlar bir hediye olabilir. Ne fırlattım sinirimden. Neyse ki yastık kılıfıymış. Evet, seccade o. Çok güzelmiş. Evet. Ay taklidimi bunu... büyük bir merakla bekliyorum. Bunu... Bunu da anneannem yapmış. Anneme vermiş. Annem de bana verdi. Ay çok güzel. Evet. O zaman ben içeri geçiyorum. Siz yatak odasını değerlendirin. Tamam. Benim bornozlar sizi bekliyor. Tamam mı? Buyurun, dur yemek yiyeceğiz ya yemekten sonra. Tamam. Hani düğünü izlerken lütfen benim Aslı Ünel taklidimle gelin bakayım. Seni hadi çıkayım ben. Siz çabucak bir yorumlayın gelin.